Erkek İlçe Başkanım, Süleyman Paşa Belediye Başkanım, Süleyman Paşa'nın mahallelerinden gelen değerli partili arkadaşlarım, mahalle sorumluları, yazılı görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, böyle güzel bir günde ve güzel bir toplantıda, birlik beraberliğin en güzel gösterisinin olduğu bu toplantıda sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gerek Merkez İlçe Başkanımız, gerekse de Süleyman Paşa Belediye Başkanımız gereken siyasal mesajları verdiler. Ben işin o yönüne pek fazla girmeyeceğim ancak şu kadarını da söylemekte kendimi görev adediyorum, görev biliyorum. Değerli arkadaşlar, AKP'nin artık Türkiye'de siyasal yönetimde Türkiye'yi tıkadığı, ülkeyi yönetemediği bir gerçeğini herkes kabul ediyor. Bu duruma gelmiş bir ülkede iktidara 2002 yılında gelen bu siyasi oluşum çıraklık, kalfalık ve ustalık derken her aşamasında Türkiye'yi biraz daha sıkıntıya sokarak hatta 15 Temmuz o darbe girişimini bile yaşadık. Dünyada darbelerin tarih sözcüğünde kaldığı bir dönemde biz bunu da yaşadık. Ve Türkiye getirdiği nokta bu. Şimdi Türkiye getirdiği daha önemli bir nokta var. Ekonomik uçurum. Ve artık Türkiye ekonomik olarak da yönetilemez duruma geldi. Ama yine belli merkezlerden üretilen yeni gündem maddeleriyle de Türkiye'nin rejimiyle ilgili endişelerimiz başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın ki ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyetin koltuğunda oturan meclis başkanının bayanların tiyatro sahnesinde bile yer almasını tahammül edemeyeceği bir ortamın yaratıldığı bugünlerde artık bizim yurtseverler, cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, devrimciler, bütün ülkenin insanları 2019'da çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. 2019 Türkiye'nin kader seçimlerinin olduğu bir yıl olacak. Yerel seçimler, başkanlık seçimleri, bütün bunlara iyi hazırlanmak zorundayız değerli arkadaşlar. Bu nedenle de artık kongrelerimizi tamamladığımız örneğin Tekirdağ gibi ve diğer ilçelerde, diğer illerde de artık geriye bakarak o kongrede sen beni destekledin, ben desteklemedim, kırgınlıklar, düşkünlükler geriye bakmayacağız. Mutlaka 2019'da hep birlikte aynı ideal uğrunda, aynı heyecanla ülkemizin siyasal istikrarının kazanması için, ülkemizin rahatlaması için seçimlerde hep beraber olacağız. Bunun tek dileğimizdir, tek isteğimizdir. Yerel yönetimlere geldiğimiz zaman, Tekirdağ biliyorsunuz 30 Mart 2014'te büyükşehir oldu. Merkezin ismi Süleymanpaşa oldu. Çorlu, Ergene ve Çorlu diye ikiye bölündü. Kapaklı ve Çerkezköy diye ikiye bölündü. Yani 11 ilçenin ismi oldu Tekirdağ. Merkez ismi Süleymanpaşa oldu. Bir gecede 250 köy mahalle oldu. 23 belde belediyesi kalktı. Ki belediyeler kurulurken halka sorulan referandum sonucu oluşan belediyeler bir gecede taburesi kalktı. Onlar da mahalle oldu. Ve böyle bir yeni bir idare, yerel yönetim modeliyle karşı karşıya geldi. Ve en büyük şanstır ki ve tarihtir ki büyükşehir olmakla beraber 12 belediyenin büyükşehir dahil 12 belediyenin tamamının sosyal demokrat belediyelerle bu yönetime başlamış olması emin olun Tekirdağ için bir şanstır, kazançtır ve bundan bu dönemde atılan temellerle geleceğe dönük Tekirdağ sağlam bir yerel yönetim modeline ulaşmıştır. Bundan emin olun. Ben şimdi Cumhuriyet Halk Parti'den, partimizden seçilen bir büyükşehir belediye başkanı olarak şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle 11 ilçemiz dahil seçim çalışmalara gittiğiniz zaman müdafada değilsiniz değerli arkadaşlar. Müdafada olmayacağız. Sakın ola ki. Biz çünkü güçlüyüz. Müdafada olması gerekenler 16 yıldır iktidarda olup Tekirdağ'a bize teslim ettiklerinde yerel yönetimlerde
bir inkaz halinde bıraktıkları bir Tekirdağ'ı bugün 1 trilyon 600 milyon liralık bir yatırımı, yani gerek TESK gibi en büyük şehirde 180 projeyi gerçekleştirmiş ve devam ettiren bir büyükşehir belediyesi olarak ilçe belediyelerinde kendi projeleriyle getirdiği bu ortamda bizim mutlaka müdafaa değil, mutlaka burnumuz, göğsümüzü gere gere yeni iktidara yeniden talip olma hakkımızı vatandaşa anlatacağız, kendimizi anlatacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Ve bundan da bir şeyden daha şüpheniz olmasın. 30 Mart 2019'da geldiğimiz zaman Allah kısmetse yine 12 belediyenin tamamını alacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Bunu niye bu kadar rahat emin konuşuyorum? Her gün halkın arasındayız arkadaşlar. Gece gündüz demedim. Bütün belediye başkanlarım ben dahil olmak üzere. Ve 6 ayda bir de anket yaptırıyoruz. Bu anketlerin sonuçları bizi hiçbir zaman coşkuya kaptırmadı. Hepsi de bugüne kadar güzel çıktı. Ama bizi de asla bir gevşekliğe gitmedi. Ama bir anketler daha yapıldı. Resmi anketler. Hiç onu bunu bilmem yani. Bunu herkes, bütün bunu AK Partiler bunu bildiği için de bugünkü hırçınlıkları, bugünkü sıkıntıları buradan geliyor. Resmi anketler. Çünkü Tekirdağ'ın AKP siyaseti, siyaset modelini, siyasi hedeflerini, siyasi çalışmalarını 4 yıldır yerel yönetimler üzerinden yaptılar. 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri, referandum seçimleri, hepsinde tek malzemesi vardı yerel yönetimler. Yani bir nevi bu üç seçimde de yerel yönetimleri bir güven oylamasına soktular. En canlı örneği referandum. Bunu her yerde söylüyorum. 18 madde referandum vardı. Evet veya hayır. Biz hayır dedik. Hayır anlattık 18 madde halinde ama AKP'nin bütün, hatta onun şimdi ikinci kolu olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bunu anlattıkları tek bir şey vardı. 19. maddede Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 20. maddede Süleyman Paşa'da Sayın Ekrem Eşkınat, belediye reisilerde Ünal Baysan ve diğer belediye başkanları. Bunu anlattılar. Devamlı bizim başarısız olmamızı istediler. Sonunda halka gidildi. 3 referandumun, resmi referandum sonuçları da eğer güven oylamasıysa halk zaten kararını verdi. Sonuçlar ortada. Biz bunları da gördük. O nedenle şimdi bakın, AKP milletvekili Sayın Mustafa Yer diyor ki biz Tekirdağ'ı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız. Arkadaşlar, 4 yıldır milletvekili olan, 16 yıldır iktidarda olan bir siyasi düşüncenin cağız kelimesini, yapacağız, edeceğiz kelimesini kullanma hakkı da yoktur. Bu konuda bir hiçbir zaman söylemesi gereken bir sözdür. Ne demesi lazım? Yaptık, ettik demesi lazım. Ha ben şimdi 4 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı var, benim de artık bunu söyleme hakkım yoktur, yapacağız, edeceğiz diye. Ben de diyorum ki, ben 180 projede 1 katrilyon 600 milyonluk yatırım yaptım ve yapmaya devam edeceğim diyorum. Ben de işte AK Partililere buradan soruyorum, basının yanında soruyorum. Tekirdağ 4 yılda yaptıklarını söylesinler. Bana göze çarpan, halkın mutluluğu için, ülkenin Tekirdağ'ın gelişmesi için yaptıkları bana bir projeden bahsetsinler. Yaptıkları proje olmayanların yapılan projelerde saygı duymak zorunluluğu vardır. Bu nedenle elbette bunları tartışacağız. Noksanlar vardır, bunu kabul ediyorum. Ama sadece Süleymanpaşa gibi bir yerde çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu, Çınar'da dahil, Zafer Mahallesi, Aydoğdu Mahallesi, Gündoğdu, tamamen dolan yolunda hepsini sayabiliriz. Burada 510 kilometre altyapı yapmanın, onu bitirmenin zorluğunu takdirlerinize sunuyorum. Kolay değil tabii. Vatandaş istemez, vatandaş tatlı. Ne çamur olsun ister, ne yağmur olsun ister, toz olsun ister. Ama başka bir yöntem de yok burada. Siz şimdi AKP'nin Altınova Mahallesi'ni yaparken o günkü yöneticilerin ayağına poşet bağlayıp gezdiklerini, aşit gitsinler Altınova'da bakayım. 2 ay sonra da Aydoğdu bitiyor, 3 ay sonra Zafer Mahallesi bitiyor, hepsi bitiyor. Gelsinler çamurlu gibi poşet gitsinlerini göreyim bakayım. Naylon, efendim balon patlattılar, işte bir tane komikler yaparak halkın 16 yıldır güldüremedikleri yüzünü böyle komik yaparaktan kendilerini komik duruma düşürüp güldürmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak biraz sonra zaten sizleri dinleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte mahalle sorunlarının özellikle Süleymanpaşa olduğuna göre göreceksiniz ki bütün üst yapının bittiği,
Bugüne kadar çekilen sıkıntıların son bulduğu, özellikle Temmuz ayına kadar Zafer ve Aydın mahalleleri de bitecek, en sıkıntılı mahallelerimiz. Bundan sonra sadece bize mahallelerden gelecek bir takım ufak tefek rötuşlar yapmak kalacaktır. Ben tekrar söylüyorum, gerek Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinan, gerekse ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 30 Mart 2014'e geldiğimiz, 19'a geldiğimiz zaman seçim satma hali başlayacak, seçim süreci başlayacak. O zaman halkın karşısına gideceğiz. Diyeceğiz ki size söylediğimiz sözler bunlar, yaptığımız bunlar. Buna gururumuzla gideceğiz. Ama bir şey daha söyleyeyim. Bu başarıların sahibi ne Kadir Albayrak'tır, ne Ekrem Eşkinat'tır. Bu başarının sahibi örgüttür, bu başarının sahibi halkımızdır. Bu nedenle önemli olan bu hizmetlerin Kadir Albayrak veya Ekrem Eşkinat tarafından görülmesi değil. Önemli olan bu hizmetlerin sosyal demokrat bir belediye tarafından görülmesi. Hedef budur. Bu duygularla bu toplantının Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerelde ve genelde iktidara giden yolundaki adımlardan biri olmak dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Sağ olun, var olun.